Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü, Kıymetli Lale Gül TV seyircileri, Tarih Musabeleri programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Mevla'ya hamdü senalar olsun, bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz ve kökü itibariyle tarihte olan ancak neticeleri, sonuçları itibariyle günümüzde hala yaşanmaya, devam eden hadisat üzerine konuşmaya ve eskimeye mahkum hadiselerden eskimez kıymet hükümleri çıkarmaya bu programda da inşallah... Mehmet Fatih Can abimle beraber devam edeceğiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Aziz. Şimdi tabii memlekette gündem bir türlü bitmiyor. Dünyada gündem bitmiyor. Şöyle de bir fark var fark ettiysen. Eskiden Türkiye'de sadece Türkiye özelindeki hadiseler çok gündem olurken eski Türkiye diyeyim veya AK Parti evveli Türkiye'yi söyleyeyim. AK Parti Türkiye'nin vizyonunu gerçekten çok ciddi şekilde değiştirdi. Bunu öyle zannediyorum ki muhalif olan kitle de tasdik edecektir takdir etmese bile. Dünyada beynelmiler, milletler arası siyaset ve dünya gündemini ve farklı ülkeleri de ilgilendiren hususlara dair de Türkiye'nin söylediği sözler olmaya başladı. Söyleyeceği sözler zaten hep vardı da söylenmiyordu. Dar bir anlayışla sadece kendi sınırları içerisine yönelmiş bir Türkiye. Halbuki etrafı kurtlar sofrası. Ama günümüzde Güney Amerika'ya dair oradaki bir takım hususlarla ilgili de fikir ve kanaat beyan eden bir Türkiye var. İşte Asya'ya da dair efendim veya Balkanlara dair daha güçlü ifadelerle edilgen olmanın ötesine geçip işte Bosna Savaşı zamanı hatırlanırsa Türkiye bayağı bir edilgen durumdaydı. Ancak şu an orada etken bir pozisyonda ve birçok sıkıntılı durumda Balkanlarda ara bulucu rolü üstlenebiliyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında da bunu yapıyor, yapabiliyor Türkiye. Bunu niye söyledim? Türkiye'de artık gündem sadece sınırlarımız dahilindeki yaşanan hadisata dair olmayıp artık sınırlar sınır ötesi, sınır ötesinin dışında okyanus ötesi bir takım problemler ya da dünya gündemini meşgul eden hususlar da Türkiye'yi meşgul ediyor ve Türkiye bütün bu hususların içerisinde bir aktör olarak var. Önceden burnunun dibindeki mesela bir Irak işgalinde bile seyirci olan ve edilgen gözümüzün önünde bir Kuzey Irak Kürt devletinin kurulmasına mani olamayan, halbuki stratejik olarak mani olunması gereken bir durumken buna mani olamayan Musul ve Kerkük'teki orada çok ciddi Türkmen demografik yapısının hukukunu muhafaza etmesi gerekirken o dönemde bunun muhafaza edilemediğini efendim görüyoruz. Ancak farklı etnik unsurları binlerce kilometre öteden gelip farklı hiç alakası olmayan devletlerin onların hukukunu müdafaa namında bazı siyasi değişiklikler yapmaya çalıştığını, asker harekatlar yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Ama şimdi bir Ukrayna savaşında bile arabulucu olmaya çalışan ya da dünyanın tahıl problemini çözmeye çalışan bir siyasi iktidar var. Beğenilir, beğenilmez. Yaptığı şeyler tahlil edilir, değerlendirilir. Efendim Şurası iyidir de şurası iyi değildir. Denebilir. Bunlar her zaman müzakereye açık hususlar. Onlara bir şey demiyorum. Ama artık dünyada büyük oyuncu ve mühim aktörlerden biri acaba Türkiye bu hususa ne diyecek diye e, uluslararası medyanın bile kamerasını, mikrofonunu Türkiye'ye çevirdiği, çevirme ihtiyacı hissettiği bir Türkiye var. E, bunlardan birisi Günümüzde hala çözülmemiş, belki dünyanın siyasi krizi olarak en uzun süren krizlerinden, daha da devam edeceğe benzeyen krizlerinden birisi Filistin meselesi. Biz de aylardır bunu konuşuyoruz. Ekim'de başlayan ve devam etmekte olan şu zulüm, Hı, Filistin davası. E, Filistin davası zaten evet. Türkiye için eskiden beri e, var olan ve sürgüt bir dava. Evet. Tarihi kökleri Hı. de olan, tarihte evet. birliği olan e, efendim ...ve tarihi devamlılığı olan bir problem. Bir evvelki programda aslında bunu konuşacaktık. Filistin'deki Türkler, hmm. kıymetli seyirler... ...Filistin'de diyeceksiniz Filistin, Türk mü var? Türkleri. Filistin Türkleri. Türkleri. Evet, Filistin Türkleri. Yani Filistin'de Türk mü var diyebilir e, seyircilerimiz. Ha, evet, Filistin'de, Filistin'de Türk deyince... ...orada e, 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 gitmiş yerleşmiş turistik olarak gibi anlaşılabilir. Iyi. Tabii, Filistin, Filistin Türkler. Türkleri. Yüzlerce yıldır tabii, orada, belki 400-500 yıldır evet. orada... Tabii sadece Filistin'de yok kıymetli seyirciler. Libya'da da var, Mısır'da da var. Eee efendim Yemen'de Cezayir'de var. var, Yemen'de var. Hatta Suriye'de çok Tuaregler bile kendilerini Türk olarak ifade ediyorlar. Evet. yani bu mühim. Bunu geçen hafta işleyecektik bu konuyu. İşlemeye pek vakit olmadı. Bu hafta gündeme dair de birkaç husus konuşacağız ama onları biraz aralarda konuşmak istiyorum. Konuya Filistin Türkleriyle girmek istiyorum. Sen bu hususta biraz bize bir giriş babında bir malumat ver inşallah ee, Fatih abi bu Filistinli Türkler kimdir yani bu Filistinli Türkler ne zaman oraya gittiler niçin oraya gittiler şimdi hemen bir giriş kabilinden e, şunları söyleyeyim fakat tabi e, gündem deyince şöyle anlaşılmasın hani bugün oldu geçti tesirleri işte 3 haftalık 5 haftalık şeyler bunlar değil bugün gündem olarak bizim programımıza taşıdığımız meseleler ilerideki tarihçilerin bir başlık olarak ele alacağı ve inceleyeceği meseleler. Öyle bir de girişte Tabii. söyledim fark ettiysen kıymetli seyircilerimiz de fark etmiş olsa gerek eskimeye mahkum hadisattan Eskimez kıymet hükümleri i̇şte çıkarmak bu. dedik. Yani bu, biz bu. bugün şimdi konuşacağımız hususlar, Mahmut Abbas'ın gelip mecliste konuşması. Tabii. E Daha önce davet edilmişti, o tarihte gelmemişti, bugün geldi bu ne mana ifade eder? Bugün tabii. için değil. Aslında siyaset bilimciyetinden ve takip edilecek siyaset cihetinden mesele nasıl anlaşılmalı? Bir bakış açısı vermek burada. Tabii, tabii. Ya da e, bir e, efendim finans piyasasında ya da ticaret piyasasında bulunan Sabancı ve Sabancı'nın işte Güler Sabancı'nın müfredata dair müdahalesi. müdahalesi. Mesela bu ne manayı ifade eder? Mesela burada Güler Sabancı ve onun müfredata müdahalesi değil. Böyle bir pozisyondaki bir kişinin neden müfredata müdahale eder? Ve beklenti nedir? Türkiye'nin karşılaşacağı hangi muhtemel sonucun istihzali için bunu yapmaya çalışmaktadırlar? Buradan eskimez bir kıymet hükmü. Çünkü bugün bunu Güler Sabancı yapmıştır. Yarın bir başkası yapabilir. Güzel. X birisi yapabilir. O X birisi yaptığında... Bizim bakış açımız milletçe ne olmalı, neye dikkat etmeliyiz? Yani eskimez bir kıymet hükmü evet. buradan çıkarmak Arka lazım. Okuması Arka plan okuması ve buradan bir bakış açısı, sabiteler ortaya koymak bu manada. Çünkü, tabii çünkü Yoksa... Güler Sabancı, Güler adına gelmiyor oraya. Tabii. Bir lobi adına geliyor. Evet. O lobinin de arkasında başka bir lobi var katmanlı işler bu işler. Evet, evet evet. Yani evet. onları e, onun için yani mühim oldukları için tabii, tabii. biz de gündemimize alıyoruz. Tarihe havale etmiş oluyoruz. Çünkü bu kayıtlar inşallah kalıcı olacak. E, dolayısıyla belki de gelecekteki tarihçileri de şimdiden malzeme vermiş oluyoruz. En azından şunu demesinler. Vay be. Yani bu meseleleri bilenler de Arkasındaki e, hesabı, kitabı, düşünceyi okuyanlar da olmuş desinler. Biz iyi okuduğumuz, isabetli okuduğumuz iddiasında değiliz. Bunu kastetmek istemiyorum. Biz okumalarımızdan değil mi? Çünkü konumla, bu, bu tür konularla sürekli ilgili işimiz icabı olduğumuz için. Biz sadece yorumlarımızı, e, kendi penceremizden gördüklerimizi burada aktarıyoruz. Alan alır, almayan da canı sağ olsun. Evet. Herkes kendi, kendi kabına, müktesebine göre değil mi? Ee, yani onun için işte bal arası çiçeğe konar. Kendi istidadı gereği bal yapar. Eşek arası konar. Zehir yapar. Bu böyle bir şey. Velhasıl şimdi Türkmen yani Filistin Türkleri dedin. Buradan bir giriş yapalım ama ondan sonra bu e, bugünlerde olan Türkçük hızlı gelişmeler yaşanıyor. Dünyada zaten tarih hızlandı, zaman hızlandı, zamanın bereketi kalmadı. Hızla bir tarafa doğru gidiyoruz. Araç nereye gidiyor? Uçurama evet. doğru mu gidiyor? Tamam evet. mı? Yani efendime söyleyeyim kas sistemi düşecek falan. Bunları değerlendirmek icap ediyor. Şimdi Filistin Türkmenleri meselesi şöyle Aziz. Ee, Ulya El Hatip diye bir Türk asıllı yani Türkmen olduğunu e, bilen bir Filistinli araştırmacı 80'li yıllarda çok ciddi bir araştırma yaptı. Hmm. Filistin'de orada Arap kabileleri, Urban kabileleri, Bedevi kabilelerle ciddi bir araştırma, birebir yüz yüze bir saha araştırması şeklinde ve bu araştırma neticesi bize son derece enteresan bilgiler getirdi önümüze. Ne? Başlığı atayım. Bugün Filistinlilerin, Filistin nüfusunun yaklaşık üçte birinden daha fazlası, belki de yarıya yakını Türk asıllı, Türkmen asıllı. Peki nasıl oluyor bu? Hani Arap diye biliyoruz ya. Şimdi bir dakika oradaki şey çok önemli. yani bir demografik bir rakam verdin. Ve yarısı dedin değil mi? Yarısı. Türk Yarıya aslında. yakına. Yarıya, yakını, Türk Yarıya yakına. Çok ciddi bir demografik eee tabii grafik tabii. şey yani. Tabii. Zamanda oraya ciddi bir Türk nüfusunun yerleşmiş tabii, olması tabii, tabii, ve onların tabii. zaman içerisinde hala bir yere kadar Türklüklerini bilerek demografik yapı içerisinde kendilerini korumuş olması her ne kadar ana dili muhtemelen Arapçaya döndü bir yere kadar bir kültürel çok olarak da Araplaşmış, bir kısmı tam koruyamamış. Tabii. Ama. Muhtemelen çünkü hakim kültür her zaman için kendi eritir. içerisinde eritir. Arap kültürü içerisinde evet. asil olmuşlar. Evet. Çünkü Arap kültürü dişi bir kültürdür. Dişi kültür çok güçlü bir kültürdür, aziz. Evet Tamam mı? Yani e, alır seni bağrına çeker ve kendisine dönüştürür ama bu genetik yapısını değiştirir manasında demiyorum kültür olarak bu böyle mesela Çin kültürü de böyledir dişi bir kültürdür Türk kültürü erkek bir kültürdü bu dişilik erkeklik sosyo şey manasında söylüyorum bunu yani siyaset bilimin anlamında söylüyorum bu e, bir cinsi hani Türk kuvvetli mi o o manada evet, değil evet. yani hatta şöyle söyleyebilirim e, e, yani erkek kültürler Kılıbıklaşmaya meyal kültürlerdir öyle söyleyeyim. Dişi kültürler içerisinde yerirler. Hmm. Biz millet olarak asimile olmaya müsait milletiz. Mesela Bulgaristan adımızı vermişiz Türklükten. Tabii tabii. Türklükten eser yok. Bulgar Türkleri orayı kuran, değil mi? Kazan bölgesinden gelmişler. Orada tabii, devlet İdil-Volga hatta Bulgar Türkleri, İtil-Ural Bulgar Türkleri evet. oraya geliyorlar. Hatta ve hatta İslam'ı Türkler içinde ilk kabul eden Tabii o yeni İtil keşfedildi. İki bulgar hakanı. Şurada 10-15 sene İlkeber almış hamdır. Evet. Hatta bir özelliği İlk daha Türk var. İlk Türk İslam devleti olarak o bilgi artık tarih kitaplarında o tabii. Samanoğulları'ydı o bilgi zannediyorum. Evet. Şimdi artık Samanoğulları ya. değil İdil Volga Türk devleti. Müslüman Türk devleti Müslüman olarak. kabul tabii. 800, kabul 800 ve küsürlü yıllarda Müslüman olmuş. 300 350 sene devam etmiş bir devlet ve ciddi bir medrese kültürü bile oluşmuş biliyor musun? Ben başka tabii. bazı bir tabii. takım araştırmalarda tabii. gördüm. E, Arap coğrafyasındaki bazı medreselerden mezun olanlar bile tek, tekamül için yani daha ihtisas daha ileri seviye için bazı hususlarda Edil Volga Bulgar Müslüman <laughs> e, o Türk devletindeki bazı medreselere gidip orada tahsilini ikmal etme e, faaliyetinde bulunanları da gördüm Tabii. okudum yani. Ya ne acı değil mi yani tamam. e, e, Türk milleti içerisinde Türkler içerisinde İslam'ı ilk kabul eden ve orada bir ciddi İslam medeniyeti oluşturmuş topraklar şu an Rus tasallutu altında. Maalesef. Karahanlıların işte Doğu Türkistan diyoruz. Çin tasallutu altında. Evet. Çinlerin soykırım tatbik ettiği bir coğrafya haline gelmiş. Evet. Nasıl bunları top... bu da... Nasıl? Yani ama tabii bu birden pat diye gelmiş bir şey Gelmiyor, değil yani. Tabii. İşte bizim ee, araştırma alanlarımızda, ilgi alanlarımızda yani böyleyken böyle nasıl oldu? Hep bu mevzulara, bu meselelere geliyoruz zaten. Tabii. Bu konuda sayısız zaten makale var, kitaplar yapılmış. Büyük İslam alimlerinin, tarihçilerinin, ilim adamlarının bu konularda ilgili e, ne bileyim kitapları var, siyasetnameler var. Bir devlette hangi özellikler? hangi sıkıntılar baş göstermeye başlamış başlamışsa o devletin sonu yakın demektir şeklinde diyeyim mi İbn Haldun'un bile çok teferruatlı şeyleri var. Şimdi dolayısıyla şunu diyordum. Hatta bu e, İlteber Almış Han bizim Türk hakanları içerisinde hacca giden ilk padişah, ilk hakan Hacı'dır. Allah Allah. Tabii o tarihte hacca gitmiş. Hacı İlteber Almış Han. Hmm. Bunlar Bulgar Türkleri, bugünkü Bulgaristan dediğimiz Ama yerde. bugün onlar kendilerini Türk kabul etmiyorlar, Slav kabul ediyorlar değil mi? Tabii. Desen, Orada Slavlaştılar. E, yani akademik slavlaştılar. kariyeri olmayanlar değil. bunu bilmez. bilmez. Normal sıradan vatandaş Tabii. bunu bilmez. Orada Slavlaştırdılar. Slavlaştırdılar. Hatta yeni, geçenlerde bir Bulgar'da. İşte senin Bulgar'da. biraz evvel dediğin gibi yani erkek e, dişil toplumlar erkek kültür, değil de erkek kültür. kültür. Orada işte Hunların da biliyorsun zamanında Roma'ya kadar gelmeleri, Bizans'ı vergiye bağlamaları ama sen Türklerin hatası diye bir kitap yazdın. Buradan kıymetli seyircilerimize de tavsiye etmiş olalım. O kitabın ilk bölümlerinde aslında İslam öncesi Türk devletlerinin gayet cihangirane bir şekilde nereleri ele geçirdikleri ve oralarda nasıl eridikleri, değil mi? Bugün işte Macar veya... Finler de mi? Hmm. E, Macarlar. E, Macarlar da. Macar, e, Macar coğrafyasına da bir müddet İslam hakim oldu biliyorsun. E, evet. Tabii. E, ama İslam öncesi e, Türk kültüründen bahsedersek ki Macarca'da çok fazla Türkçe kelimeler var biliyorsun. Fatihler fethettikleri kişilere teslim oldular. Oldular. Ve sen Maalesef. bunu çok açık bir şekilde o kitapta da bir takım müdellel bir surette, bazı delillerle de, inkar edilemeyecek delillerle de diyeyim hatta, orada ispat ettiğini ortaya koydun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ee, şimdi e, Türklerin kendi mukavemetlerini bu tespiti yapalım. Bu önemli. Çünkü e, Kemalist anlayış aradan Osmanlı Devleti'ni ya da Müslüman Türk tarihi ve tiresini çıkarmak suretiyle Yeni ve Batı'yı kendisine hedef ittihaz etmiş Yeni Türkiye'nin tarihi kültürel kodlarını İslam öncesi şaman Hindu veya Manihay dinine sahip o Türklerin tarihi yani onu tarihi kültürel background olarak milletine gösterip siz İslam olmadan önce de büyük devlettiniz büyük millettiniz kabiliyeti yüksek kişilerdiniz. İşte bakın Göktürkler, Hunlar ila ahir şunu şunu yaptılar. Yani nedir bu Osmanlı hayranlığı tırnak içinde söylüyorum gibi bir iddia ile işte Türk Tarih Kongresi de bunu yerleştirmek için yapılan kongrelerden biri ama orada yazılıp çizilen çok şey var. Okullardaki tarih kitaplarında müfredata da bu anlayış tabii hakim oldu. Ama o günkü Türk devletlerine baktığımızda yatağından taştığı her noktada asimile olmuş yatağında kaldığı sürece Orta Asya'nın steplerinde eyvallah. Ama yatağından taştığında ya Moğol 3-5 kişilik Moğolun elinde yağma peşinde koşan asker olmuş. Öyle değil mi? Tabii. Moğollar Cengiz idareciydi. Hı, Moğoldu. Tabii. Moğollar Türk Moğol değil ordusu, ki. Moğol ordusunda Türk kabilelerinden bir sürü vardı. Tabii. Ama erken Cumhuriyet döneminde Moğolları da Türk olarak gösteriyorlar. O başka tabii. O da bir hile, bir oyun. Yani Türkler Moğolların az bir nüfus olan Moğolların efendim, kontrol altına girdiği gibi bir eziklik hissetmesinler diye mi artık nedir? Moğolları Türk gösterdiler, Moğollar asla Türk değil, Sarı ırktan. Şimdi demek ki yatağından taştığında e, kontrol altına alınmış, başkaları tarafından bir yere kadar sevkle idare edilmiş ve kendi emelleri uğrunda kullanılmış, e, daha sonra yine kendi devletleri, içinde söyleyebiliriz Hun ve Göktürkler için neyse yatağından taşıp başka coğrafyalara gittiğinde oraları elde ettiğinde oralarda erimiş. Ee, sadece elde ettiği maddi imkanları alarak geri dönmüş. Buna rağmen birkaç yüzyılı geçmeyen e, devletlerle e, efendim hitama e, ermiş, sona ermiş. Ama Müslüman olmasıyla beraber Türklerin gerçekten dünya tarihinde görülmüş eşsiz birkaç imparatorluktan ya belki 3-5 imparatorluktan en az ikisini, üçünü Türklerin kurduğunu görüyoruz. Ve ortaya bir kültür ve medeniyet koyduklarını görüyoruz. Ve fethettikleri hiçbir yerde kaybolmadıklarını görüyoruz. Kendi kültürel kimliklerini Türk olarak ve Müslüman Türk olarak muhafaza edebildiklerini sadece muhafaza etmeyi bırak. Bununla beraber farklı etnisitelerdeki demografik yapıları da kendilerini Müslüman Türk olarak tanımlayabilecek kadar... Bu hakim kültüre, <laughs> Aynen Müslüman yani. Türk medeniyetine teslim olduklarını görüyoruz ki Boşnaklarda bunu görüyoruz, Aynen. Bosna'da. Arnold, başka Arnold, yerde Arnold, Arnavutlarda da görüyoruz başka yerde de. Türküm elhamdülillah bak, diyor. Türküm elhamdülillah diyor. Şimdi denemesi bile ama gitsinler Ya binlerce artık bunun misali sen var. Nesin bunun, desinler Türkmen elhamdülillah. bedahet derecesinde öyle. ispata bile gerek kalmadı artık. Arnavut şey e, e, ünlü eee ünü sözünü lütfen unutma. E, Amerika'da öldü Yahudi bir tarih profesörü vardı ya. Eee <laughs> Modern Türkiye'nin tarihi falan Bernard diye. Yani. Bernhard Lewis. Bernard Lewis zaten bu tezi çok uzun bir şekilde işler. Tabii. Batı algısında Müslüman olan herkes bir Batılı, Türk olmuştur. Yani. Hristiyan olmuş bir Türk şeyde bir Türkte Türkten Türklükten çıkmıştır. Tabii. Algı böyle. Muhafaza edemediler. Algı Edemiyor böyle. Tabi. Bak burada bir şey daha İslam söyleyeyim. demek ki Türklüğün o genetik ırsi özelliklerini <laughs> muhafaza eden bir kalkan olmuş. Evet. Hatta onu geliştiren, besleyen, derinleştiren, ona ruh katan. Kesinlikle. Bu çok mühim. Biraz sonra işte bu Bulgar Türklerinin kendilerini neden Slav kabul ettiklerine gelmek, oraya bağlamak için bu bahsi açtım. Şunu da söyleyeyim, ondan sonra oraya bağlayayım ve yine sözü sana vereyim. Burada bu bahsettiğim Müslüman Türk kimliğinin, Müslüman önce olmadan önceki Türklerin Sağlam ayakları yere basan uzun vadeli sınırlarını ve yatağını aşmış bir Türk kültür ve medeniyetini oluşturup da oturtamamış olması başka coğrafyalarda ve tam tersi asimili olmuş olmasının hilafına Müslüman Türklerin bunun tam tersi bir medeniyet oluşturup sağlam bir zemin oluşturup başkalarının da buna dahil olmasını mümkün kılan bu şeyin yapının en güçlü tezahürü ne biliyor musun? Yazı. Evet abi. Hattı İslami'yi kullanmışlar. Hattı Kur'an'i. Arap alfabesi demiyorum. Neden Arap alfabesi demediğimi kıymetli seyirciler belki bir başka gün seninle konuştuk biliyorsun. mevcut Kur'an harflerinin şu anki seviyeye gelmesi için tarihi ve tirede efendim yaşadığı değişiklikler ve bu değişikliklerin efendim aktörlerinin bir kısmı Arap değil ve bu alfabe çok iptidaiydi ve bu iptidai alfabenin tekamül ve gelişiminin sebebi esbabı mucibesi. Daha doğrusu mücbir sebebi İslam'dı, Kur'an'dı. Ve Araplar da bunu daha önce Himyerilerden, onlar da daha önce Nebatilerden, onlar daha önce işte Fenikelilerden, onlarda daha önce Amerikalılardan almıştı ilahir. Her biri bir tekamül geliştirerek getirdiler. Bütün bu vetireyi bir başka programda inceleriz ama en doğru ifadenin ben hattı İslami ya da hattı Kur'ani olduğu kanaatindeyim. Bu, Bu hattı İslami... İslami geliştirenler içerisinde Tabiin döneminde, tebeii evet. Tabiin döneminde Türk alimler de var diyorsun. Tabii tabii Türk alimler var. Tabii. E i̇şte biliyorsun orada cezim, şedde, üstlü harekeler, harekeleri yani noktalamalar hep zamanla yapıldı, belli ihtiyaçlara mebni yapıldı. Bunu da icbar eden husus Araplık değildi Kur'an-ı Kerim'in Aslen Arap olmayan farklı milletlerin Müslüman olmasıyla Kur'an-ı Kerim'i hatasız okuyabilmeleri arzu ve isteği ve hakim siyasi otoritenin de bu endişeyi kendi içinde taşıyarak köken olarak Arap olmayan, ana dili Arapça olmayanların da hatasız bir şekilde bunu okuyabilmesi için son derece harika bir kodifikasyon haline getirmesi. Yani şimdi şunu söyleyeceğim. Aslen Türk olmayan, aslen Türk olmayan ama Müslüman olan Bakıyoruz o döneme herkes hattı İslami ile, İslam harfleriyle yazmış çizmişler. Ve aslen Türk olan ama Müslüman olmayanlar ise hattı İslami ile yazmamış. Çok güzel. Bak bu çok mühimdir. Çok bu çok çok mühimdir. bir ayrım. Tabii bunu, bunu, bunu ispat eden yazılar var, makaleler var, kitaplar var. Ee, kimdi? Arşivde de çalıştı. Ee, Ebu Bekir. Ebu Bekir Subaşı. Subaşı. Onun çok eski, belki muhtemelen hmm. şu an e, baskı olmayan... İslam harflerinin olmayan müdafası. İslam harflerinin müdafası. Allah razı olsun. Ha. Harika, çok güzel bir eserdir. Orada bununla ilgili gerçekten güzel, bol e, misaller var. Başka bu hususta da kalem güzeli falan diye başka kitaplar da var. Orada da İslam harflerinin tarihiyle ilgili malumat var. Zaten... Ama Ebu Bekir'in kitabı bayağı ciddi bir kitap. Ciddi bir kitap. E, şurası da var. Tarihi vetiri içerisinde biliyorsun... ...hattı İslam'ın en harika şekilde, muhtelif formlarda yazılmasını en iyi şekilde beceren ve ortaya koyan da Türk hattatları olmuştur Tabii, ve yeni hat şekilleri icat ettiler. Evet, Kur'an Mekke'den hazil oldu. Evet. Kahire'de okundu, okundu. İstanbul'da, İstanbul'da yazıldı. 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 Değil mi? Aynen öyle. Bu darbu mesel Arap dünyasında Tabii. da geçerli, İran'da da Tabii, geçerli. Rika, Rikaya biliyorsun yakın Tabii. zamana kadar Tabii. şimdi unutulmuştur ama 100 sene öncesine kadar hattı Türkiye denirdi. Tabii. Yani Rika İslam harflerinin biraz daha el yazısı şeklinde daha basit bir şekilde evet, yazılmasını evet. mümkün kılan bir el yazısı şeklidir ve hattı Türkiye olarak o, o, bilinir. Demin ki o ayrım şeyi bir daha söyler misin o önemliydi. Yani, yani Türk olup Hristiyanlaşmış olanlar tabi e, İslam harfleriyle, İslam harfleriyle yazmıyorlar, yazmıyorlar ama Müslüman olan her etnistedeki insanlar... İslam harfleriyle yazıyor. Bak Farslar çok ırkçı olmalarına rağmen Arap alfabesi yani İslam alfabesini kullanıyorlar hala İran'da. Evet. Şimdi bu çok mühim. Bununla beraber gelelim bu Slavlara daha doğrusu kendini Slav kabul eden Bulgarlara. İşte kültürel ya da İslami ya da Müslüman olmamış bir etnisite inan bana kendi kültürel kodlarını muhafaza edemez. O yüzden burada bazı Koruyorduk. artık faşizme Hı -hı. varacak kadar Türk ırkçılığı derdinde olan biz de milliyetçiyiz. Ben de milliyetçiyim. Ee, ama tabii benim milliyetçilik tanımım bazılarınkinden farklı. Ben İslamsız bir Türklüğün de olacağı kanaatinde değilim. Bununla beraber asaletin kandan geldiğine de inanan birisi değilim. Allah katında üstünlüğün takva olduğuna itikad etmiş birisiyim. Çünkü ayet-i kerimede Allah Teala Cezanne böyle inzal buyurmuş. Kana asalet yüklemek ırkçılıktır. Irkçılıktır. Tamam. Ama Ecdadımın da İslam'a yapmış olduğu hizmetler kanıyla, canıyla, malıyla, gayretiyle, sabrıyla bu da benim için bir iftihar vesilesidir. Ne yapayım? Bunu da görmeyeyim mi? Allah'ın üzerindeki nimetini söylemen, eyvallah. Ve bana hamd etmen, şükretmen zaten bir Müslüman olarak zaten senin bir görevin. Aynen öyle. Evet. Şimdi bununla evet. beraber bak, Müslüman olmamış Bulgar Türkleri ne oldu? Slav olarak kabul ediyorlar kendilerini işte 1800 sonrası Slavlaşıp, Rusların eri, coğrafyadaki farklı politikalarıyla ha, filan eridiler. artık eridiler ve öyle kabul ediyorlar. Yani Türkiye'de gerçekten ırkçı olarak da Türkçülük yapanlara söylüyorum, Türkçülüğünüzü kaybetmek istemiyorsanız ...Türklüğünüzü... birkaç nesil sonra neslinizin soyunuzun sopunuzun kendini Amerikan, Alman, Slav ya da X başka bir etnisiteye aitmiş gibi e, kabullenmesini istemiyorsanız. İslamınızı diri tutun, Müslümanlığınızı diri tutun, ama Aziz, Türklük için çok önemliyse buna rağmen yine İslamınızı <laughs> çok diri tutmanız lazım ki o kültürel kodların ancak o zaman muhafaza edebilecektir. Evet. <laughs> Aksi takdirde tek başına sizin Türklük hissiniz birkaç nesil sonra batıya ya da düşmanına öykünen o neslinizden gelen, soyunuzdan, sopunuzdan gelen kişiler muhtemelen dinini de kaybedecek ama o çok sevip bir sürü faşist ifadelerde bulunduğunuz Türklüğünü de kaybedecek. Bunun hiç şakası yok. Tarih bunun çok fazla örnekleriyle gösterdi. Tekerrür eder, yine aynısını gösterir. Kafanıyor mu? Olmayan bir şey kaybedilmez. Türkiye'deki milliyetçi değil, tırnak içerisinde. Türkçülük iddiasındaki Kişilerin kahir ekseriyeti zaten Türk. kan olarak Türk değil. <laughs> Olmayan bir şey de kaybedilmez. Isim say isim Olmayan bir şey de kaybedilmez. Tamam, i̇şte adam söyle ne diyor? Mesela benim diyor damarlarımda bir damla Türk kanı yok <laughs> diyor. Ama bugün Türkçülükte kimseye mangalda kül bırakmıyor. Evet. Yani çok daha farklı isimler verebilirim ama buna gerek tamam, yok şahsiyata eyvallah. girer. Tamam, Şimdi e, hayır yakında Türkçülükle ilgili yani, şu yakın zamanda e, bu işlere e, dair kitap yazmış bize Türkçülük öğretmeye kalkan kalemşörler var derken Cumhuriyet döneminde sonra bunların e, Türk, Yahudi olduğu e, Türkiye'de Efendim Türk ismiyle bulunup Avrupa'ya gittiği zaman oradaki köşe ya. yazılarında gazete de gerçek Yahudi. Tabii Mois Kohen Cohen ya Mois Kohen ya Cohen. yani adam oraya gitti Cohen. mi gerçek ismiyle daha yazmaya çok, başladı daha çok böyle daha çok sadece Mois Kohen değil o artık sembolleşmiş Türkün yeni amentisi, Türkçülüğün bilmem bilmemmesi falan filan diye kitapları var adam e, Mois Kohen Kohen soyundan evet. geliyor ama evet, evet. Tekin Al Tekin abi evet. Daha bir sürü sayabilirim ama şu an gerek yok. Şimdi bak. Bazı kesimleri rencide etmek istemiyorum. Kulağıma gelen bir soru var şimdi. Buyur. Kıymetli Rejide programa Hı -hı. dahil oluyor. Rejideki kıymetli yönetmenimiz Tan var. Tan diyor ki niye bunlar e, Türklüğü ön plana çıkarmaya çalışıyor? Neden Türklüğe vurgu yapıyor? Türkçülük dediğimiz fikir Erken bir şeyin cum, yerine oturtuluyor değil mi? Türkçülük dediğimiz fikir Erken Cumhuriyet'te bir paradigma haline getirildiği için Selçuklu-Osmanlı İslam geçmişi baypas edilip Türklüğün tarihi e, eski e, İslam öncesi şeylere e, rapt edilmek istendiği için Türkçülük bir dönem bir paradigma olarak memleketin fikri merkezine, siyasi merkezine oturtuldu. Şimdi Yahudi dediğimiz yapı ya da işte bu ve bunların türevleri e, hangi kalıp cari ve geçerliyse o kalıbın içerisine girmeyi çok iyi bilirler. Tabiatıyla Türkiye'de dönme dediğimiz, sabotajcı dediğimiz ee, ve başka farklı unsurlar yani aslan ırken Türk olmayan, yani kavmen Türk olmayan, aslında farklı bir kavram ona da bir temas etmek isterim. Kavmen Türk olmayanlar da bu kalıp içerisinde o paradigmanın oluşturduğu siyasi havanın o nimetleri tamam mı elde edebilmek adına ya da dışlanmamak adına çok ciddi birer Türkçü oldular. Ve bu konuda Türkçülük fikirleri hemen hemen her siyasaya, her sosyeteye hakim oldu. Esas budur. Niye? Çünkü e, rejimin rengi bu. Sen de o renkle boyanmak ihtiyacı hissediyorsun. Neyse ekmek yok, makam yok, mevki yok. Bir de zaten şöyle e, dönmelerin tabiatında zaten dönme oldukları için e, her hakim renge çok çabuk adapte olma, o renge bürünme kabiliyetleri son derece gelişmiştir. Anlatabildim evet. mi? Tabiatıyla mesela geçenlerde bir sinagogda Türkiye'de ayin bittikten sonra hep beraber koro halinde 10. Yıl marşı çalındı. Al işte. Ayır yani açısından sosyal medyada tabii tabii videoları yana, var. Oldu, yani ben bakıyorum mesela e, sosyal yani İşimiz işimiz icabı bakıyoruz, araştırıyoruz falan filan. Yani ne kadar böyle e, Türkçü, yabancı düşmana, efendime söyleyeyim, e, hata hatta hatta İslam düşmana, e, Türkiye'nin doğusundaki coğrafyalardaki insanlara saygısız, hürmetsiz ve sürekli hakaret geliştiren hesaplara bakıyorum. Profillerinde hep e, Mustafa Kemal'in şeyi var, resmi var maalesef. Var yani. Bakıyorsun hemen birkaç şeyine paylaşımına bakıyorsun anlatabildim mi? Hemen görüyorsun. Şimdi o zaman burada başka bir yapı var. Bu bir gerçeklik değil. Burada bir nasıl söyleyeyim şeyi Kemalizmi bir paratoner olarak kullanıp Türkiye'nin bin küsür yıllık tarihinde biriktirmiş olduğu. Ve asli hüviyetini oluşturan, kimliğini oluşturan, şahsiyetini oluşturan değerlere karşı yapılan amansız savaşta bu paratonere sığınarak, bu maske adı altında bir mücadele cehdi var burada. Bir mücadele burada gayreti var. Bir cümleyle bu. hülasa etmem gerekirse, şunu diyebiliriz yekten. Milletten, bunlar daha işin en başında, bu milletten İslam'ı, almak, arındırmak istedikleri için insan bir yere kadar psikolojik ve zaten yüzyıllar boyunca binlerce yıldır inanmış bir Müslüman Türk milletinden İslam'ı aldığın zaman doğacak o manevi boşluğu yerini Türkçülük, Türk hissiyatı ile doldurmaktı. Çünkü pozitivizmin teorisyeni Auguste Comte bile aslında din karşıtı bir adam olmakla beraber din benzeri inançların ne kadar gerekli olduğunu kalabalıkları ve kitleleri sek ve idarede kontrol edilebilir bir ideolojiyi inanç seviyesine dogma seviyesine çıkartırsanız nasıl olsa o dogmanın kontrolü sizdedir. O dogmayı da halka verirseniz halkı da istediğiniz gibi yönetirsiniz. İşte Şimdi bu ortaya Kemalizm diye bir dogma tabi, çıkardılar. Comte, Onu din gibi takdim ettiler. Bir dakika, bu, İslam'dan arındırdılar. Bunda da manevi boşluğu doldurmak için Türklüğü kullanıyorlar. İşte Türkçülüğü. Ogust işte bu Komp Oguskom çok güzel bir temas ettin, noktaya temas ettin. Ee, pozitivizmi e, vaz ederken onun oluşturacağı boşluğun mutlaka bir başka dinselleştirilecek bir ideolojiyle, bir şeyle doldurulması gerektiğini biliyor ve bunun adını da koymuş. Yeni insanlık dini, hümanizma, bunu Mustafa Reşit Paşa'ya, yazdığı mektupta da söylüyor. Mustafa Reşit Paşa diyor ki, masonluğu müseccel olan Mustafa Reşit Paşa diyor ki, sizi yeni insanlık dinine davet ediyorum. Evet. Eğer gelirseniz bu dinin haşa peygamberi olabilirsiniz. Evet. Bak mektubu böyle. Yani diyeceğim o soru neden Türkiye'de e, Yahudi cemaati ve Yahudilin türevleri olan sabatayist grup, ekip ve onların türevleri etrafında halkalanmış bir takım unsurlar. Neden tırnak içerisinde bir kan ifadesi olarak Türkçülüğü ve e, savunuyorlar bu kamp içerisinde görünmeye özel gayret sarf ediyorlar. Neden? İşte Türklüğün İslam öncesi dönemlere bağlanmış olması onların Selçuklu ve Osmanlı İslam medeniyetiyle anlatabildim mi? Bir hesapların olması. Dolayısıyla o Türkçülük kalıbı altında ideolojileri, emelleri, hedefleri neyse çok daha rahat bir şekilde o maske altında yürütebilecekleri düşüncesine dayandığını biliyorum. Okumalarımdan biliyorum. Efendime söyleyeyim. Hepsini de tabii itham etmiş olmayayım. Şu anda zaten e, ikinci bir şey daha var. Türkiye'deki ırkçılığa kayan, faşizme kayan, Türkçülük propagandaları, hareketleri, ataklarının da arkasında CIA ve Mossad tabii. ve Alman istihbaratının olduğunu tabii, da biliyoruz. Tabii tabii tabii. Yani dolayısıyla Çünkü Osmanlı mirasından tabii. kalan bir coğrafyada her türlü muhtelif etnisiteye sahip bir demografik yapı var. Tabii. Sen burada Türkçülüğü şaha kaldırırsan, 73 millet var hala Türkiye'de. Tabii. İslam düşmanlığında... Burada demografik yapıdaki huzuru ve sükuneti nasıl muhafaza yani edeceksin? Yani Müslümanlığı Türk'ün içerisinden çekip aldığın zaman... Bu anlayıştaki bir Türklüğü zaman, kastediyorum. Hırçılık anlamındaki İçilik, bir Türklüğü. Aslında... Milliyetçilik anlamında... Aziz, onu bile Müslüman yanlış... Müslüman Türk hissiyatı başka bir şey. Cehalet öyle bir şey ki bak, bunu bunu bile yanlış biliyoruz. Neden? Irk ne demek biliyor musun? Üç tane ırk var ya... Ha bir de orası var tabii. Teorik hı. olarak konuşulduğunda. Beyazır, tabii. Sarı, sarı ırk, siyah, siyah ırk. ırk. İlk evet, budur. Evet. İlk budur. Bu kamiyetçilik. Evet, bugün, bu kavmiyetçilik evet, Bu kamiyetçilik. tabiatıyla e, tekrar altını çizerek söylüyorum. Bakın. Sosyal medyada, dijital medyada e, Müslüman Türk'ün ve Müslüman dünyanın değerlerine müktesebine saldıran ne kadar hesap varsa bir bakıyorum Kemalist profil. Evet. Bu tesadüf olamaz. Olamaz. Bu tesadüf olamaz. Çünkü e, biraz kazıyınca kazı kazan gibi arkasından başka bir portre çıkıyor. Fakat bir de bu profesyonel tiplere e, kapılmış, bunların e, diskurundan, retorinden etkilenmiş faaliyetlerinden etkilenmiş, henüz e, sinine bali olmamış, rüştünü ispat etmemiş. E bizim Anadolu gençleri var, çocukları var. Evet. Kullanılmaya müsait. Maşallah. O heyecan böyle, onların o heyecanı, onların o dinamizmi öyle bir kurdukları tezgahta ilmek ilmek dokunuyor ki korkuyorum. 60'lardaki, 70'lerdeki, 80'lerdeki ve 90'lardaki bu milletin Anadolu çocukları için açılan devasa çukurlara, cazip hale getirmiş çukurlara çekilip. İşleri bittikten sonra üzerlerine canlı canlı toprak dökülecek olmaları Osmanlı, son ihtimali de de var mı? tıbbiyelilerin ayaklanması, efendim mezesellerin ayaklanması hep gençler üzerine oynandı. Hep gençler abi. üzerine. E Türkiye'de 60'lı 70'li 80'li yıllarda bu memleketin evlatları e, solcular, komünistler, ülkücüler, sağcılar falan filan diye Tabii. tam ortadan ikiye bölünüp harcanmadı mı? Harcandı. Hem de üniversite gençliği değil mi? Tabii. Tabii tabii tabii. Burada ben bir hususa daha işaret etmek Buyur. istiyorum abi. Bu kavmiyetçilik anlayışının sonu yok. Burada Slavlardan mı? nereden geldik asimilasyondan İşte asimilasyonda asimilasyon yani evet. Bulgar Türklerinin evet. kendilerini hala Türk bile değil bilmiyor olmaları, kendini Slav olarak kabul ediyor olmalarını konuşuyorduk. Nasıl Müslümanlığını kaybetmiş Türklerin bile Türklüğünü de muhafaza edemediklerini. Bu arada sadece Türklükle ilgili değil. Osmanlı'nın sevk ve idare ettiği zaman diliminde ve hakim olduğu coğrafyada hiçbir etnisite site dilini, kültürünü ve örfünü kaybetmemiştir. Hepsi bunu muhafaza edebilmiştir. Ama bu Osmanlı'dan ziyade Osmanlı'nın ehl-i sünnet vel cemaat itikadındaki İslam'ı doğru ve bir hakkın cemiyet üzerinde tatbik edebilme gayretiyle ilgili bir meseledir. Ancak Programımızın birinci bölümünün bitmesine kaç dakika kaldı bilmiyorum reji bana söylerse iyi olur evet az bir zamanımız kaldı orada şunu hülasa etmek istiyorum sana belki yine birkaç cümlelik bir zaman kalabilir bu kavmiyetçiliğin abi sonu yok misal vereyim şimdi Araplarda da bir kavmiyetçilik vardı değil mi? Emlasın. Biz e, efendim erken dönem işte Arap tarihi e, yani siyer dediğimiz peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de içinde bulunduğu tarihi devreyi o asr saadet'i ve hemen öncesini tabii çok defa izleyenler sizler de okumuşsunuzdur. Hepimiz az çok biliyoruz. Arap kültürüne de bir yere kadar vakıfız çünkü Kur'an-ı Kerim'de inzal buyurulan ayetler yine varit olan hadisi şerifler ve onların mana ve mefhumunu fehmettikçe oradaki kültürel e, kodları da az çok gördük, anladık, biliyoruz. Orada neyi gördük? Arapların bir kere her şeyden önce mesela Acem ifadesi aslında Arap olmayan demek. Bir kere öyle bir ırkçılık anlayışı vardı ki İslam öncesi Araplarda. Arap olmayanların tümünü tek bir kefeye koyuyor. Arap ve Acem. Acem demek aslında bugün bizim anladığımız gibi sadece İranlı demek değil. Acem demek Arap olmayan herkes demek. Arap e, dilinde. Şimdi, mevali de diyorlardı değil mi? Sonradan tabii mevali de dediler. Şimdi ama bununla bitmiyor ki. Bu sefer Araplar ne yapmaya başladılar abi? Bak bu öyle zehirli bir şey ki bu. Kavmiyetçilik ya da üstünlük ya da bunun kandan gelme anlayışı. O kadar kendi içinde motor dinamizmi olan, bir sonu olmayan, durdurak bilmeyen ve insanları sürekli huzursuzluğa ve çatışmaya götüren bir motor dinamizme sahip ki. Bu sefer Araplar içerisinde kavimler dedi ki bir dakika Araplar üstün ama bu üstün Araplar içerisinde bizim kavim diğer Arap kavimlerden de üstün demeye başladılar. Ha, bu burada bitti mi? Bitmedi. Bu sefer o kavim içerisinde bazı aileler demeye başladı ki bir dakika tamam Araplar diğer ırklardan üstün. Araplar içerisinde de bizim kavim diğer kavimlerden üstün ki bununla ilgili savaşıyorlar ediyorlar. Bu kavim içerisinde bizim aile filan aileden üstün. Bu sefer aile içerisinde... Efendim şu amca çocuğu şu dayı çocuğu ya da şu büyük evlat şu küçük evlat diğerinden üstün meselesi bu artık o kadar minimize ve mikro hale kadar sürdürülebilen sürgit bir yanlış menfi bir anlayış ki bu üstünlük anlayışı ve artık yaşayanlar üzerinden bir üstünlük yerine yine dini metinlerde de geçiyor değil mi? A artık yaşayanlardan çıkıp mezardaki e efendim kendi kavim ya da ailesindeki ölülerin sayısını sayıp hesabını tutup bizim sayımız sizden daha çok neslimiz daha vedut daha e, efendim e, çok gelişmiş diyecek kadar mezardakilerin sayısı üzerinden bile birbirlerine üstünlük taslamaya götürecek kadar insanın zihnini iğdiş eden ve kendini bununla meşgul eden bir anlayış yani durduğu yerde duran bir şey değil. Şimdi e, yani Türkçülük için konuşmak gerekirse diğer kavimlerden çok daha üstün olduğunu söylesen de bu burada durmayacak. Bu sefer filan e, efendim e, şey aşiret filan aşiretten Türk aşiretinden üstün ya da e, bu aşiret içerisinde filan aile diğer aileden üstün ya da bu aile içerisinde diğer babanın çocukları bir başka e, efendim babanın çocuklarını bu durmayacak durmuyor tarihte durmamış bunu görüyoruz. Bu hep harplere, savaşları da sebep olmuş. O yüzden e, bu kendi içerisinde menfi bir motor dinamizmi olan bir anlayıştır. Kesinlikle ayette indir buyurulan üzere Allah katında üstünlüğün takva ile olduğu e, itikadından sapmamak lazım. Ama her milletin tarihte oynadığı bir rol vardır. Şimdi Arapların siz dildeki hakimiyeti, binlerce yıldır dildeki vukufiyeti ve Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından bununla ifade edilmiş, beyan buyurulmuş olması e, gibi bir şeyi de bir kenara koyamazsınız. Ya da Türklerin siyasi teşkilatlanmaktaki kabiliyetleri değil mi? Efendim e, harp sahasındaki vukufiyetleri ve bununla İslam'a verdikleri hizmeti bir kenara koyamazsınız. E, efendim ya da mesela bir Kürtlerin bu siyasi teşkilatlanmaya olan tabiyetleri sımsıkı Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadına sapasağlam sarılmış olmaları... ...ve Osmanlı coğrafyasının Serhat boylarında bir takım Türk aşiretleriyle beraber... Kürt aşiretlerini hususen yerleştirmiş ve konuşlandırmış olmasıyla İran'daki Şia tehdidine karşı sağlam bir sur ve duvar gibi Kürtlerin bulunmuş olmasının tarihte oynadığı mühim rolü bir yere koyamazsın. Yani unutamazsın, göz ardı edemezsin. Ve büyük İslam devletleri imparatorluk ifadesine karşı çıkanlar var ama ben kullanacağım. Emperyal anlamında kullanmıyorum çünkü devasa büyüklüğe ulaş, ulaşmış bir coğrafyaya sahip bir siyasi teşkilatlanmayı ifade maksadıyla kullanacağım bunu. Böyle bir imparatorluk, böyle bir ekip, böyle bir kadro, böyle bir ilk 11 ile oluyor. La teşbih ve la temsil. Bunların hepsinin kendi kültür ve medeniyet kodlarından, tarihten bu yana tevarüs ettirip taşıyarak getirdikleri müsbet, karakteristik e, sosyal verasetleriyle, miras olarak önceki ecdatlarından aldıkları güçlü karakterle ve o karakteri İslam uğrunda yansıtmak, tezahür ettirmekle ortaya çıkmış devletler bunlar. O yüzden ırşılık yapmayalım ancak milliyetçilik anlamında her milletin sosyal verasetle e, eskiden ecdadından buraya taşıdığı güçlü karakteristik hususiyetleri ve özellikleri var. Bunları da Müslüman olan milletler için söylüyorum. İslam uğrunda çok güzel bir şekilde ortaya koydular ve tarihte o altın harflerle yazılan harfler siyasi tarz hareketlerin hepsini ortaya çıkaran buydu. Müslüman olmayanlar ise bu kabiliyetlerini bir yere kadar şer oda için, efendim Hristiyanlık için, Yahudilik için kullandılar. İla ahir. Neyse bu hususta dair söyleyeceğin son bir sözün varsa söyle birinci bölümü kapatalım. Ya, e, <laughs> yani çok sizi götürür, çok konuşulabilir. <laughs> Türkiye'deki Türkçülük tırnak içerisinde yani yapılan Türkçülük samimi bir şey değil. Siyasete Sahte. malzeme yapılıyor. <laughs> Sahte. Yani bir paravan. Bir paravan. Bunun, bunu nereden anladığımıza dair birçok misal getirebilirim. Bir tek şey söyleyeyim. Sırtını İngiliz'e dayarak Arap düşmanlığı yapmak Türkçülük olarak takdim ediliyor. <laughs> Sırtını İngiliz'e dayamışsın sen hangi Türkçülükten bahsediyorsun? Onun aparatı olmuşsun. Ya. Evet. Yani Amerikan istihbarat örgütlerinin, Alman istihbarat örgütlerinin aparatı olarak Değil mi? Evet, evet. evet. Doğudan gelen her türlü şeye halbuki şimdi konuşacağız işte Filistin Türkleri dedik değil mi? Evet. Ya sen Allah aşkına İngiliz'in sana çizdiği sınırları vatan olarak biliyorsun. Senden koparttığı harici hudut kalmış yerlere düşmanlık belliyorsun. İngiliz'in çizdiği sınırları vatan olarak belliyorsun. O adam sana Türklük de yaptırmaz ki. Şimdi yaptırıyor ama çünkü Abi süre bitti. Çünkü bitti mi? Ha, Şu, i̇şte son şunu, bölümde konuşur, Son, 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 şunu, söyleyeyim o zaman. Son şunu söyleyeyim. Arafta bir nesiliz. Tarlamız sürülmeye çok müsait. İstersen bu konuyu biraz deşelim. Tamam. Çünkü gerçekten son zamanlarda iyice arttı bu tür faaliyetler, operasyonlar. Bunlar hiçbir tanesi masum değil. Değil. Ee, diyelim ve ikinci ve birinci bölümü ikinci, bitirelim. İkinci yarıda i̇kinci inşallah devam ederiz. Ama yine Filistin meselesine tamam. girelim değineceğiz, istersen. Değineceğiz. o orada Türklere, evet, Filistinli Türklere değineceğiz. Evet kıymetli seyirciler birinci bölümü bitiriyoruz. İkinci bölümde yine buluşmak dualı ayrılmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Kıymetli Lale Gül TV seyircileri ikinci bölüme hoş geldiniz. Bugün birinci bölümde sizinle e, konuştuğumuz mesele Filistin Türkleri meselesiydi. Tabi bahis oradan açıldı. Başka yerlere de gitti. Bazı gündeme dair hususlarda konuştuk. Bununla beraber oradan biraz Erken Cumhuriyet dönemindeki e, Türkçülük Akımının daha güçlü bir surette belki ittihat ve telakki döneminden de farklı olarak hatta bazı taraflarıyla faşizme varacak kadar bir anlayışla nasıl takdim edildiği ve cemiyette dini telakkilerden dini telakkilerinden arındırmak ve arındırma neticesinde oluşacak manevi boşluğu da bu Türkçülük tarzı telakkisiyle doldurmaya çalışma gayretleri meselesinde biraz atıfta yaptık. Bazı misallerle <laughs> değişik tarihi devirlerden ve milletlerden bazı mühim misaller verdik. Şimdi yine biraz daha parantezleri kapamış olalım Fatih abi. Ve şu <gülüyor> Filistin'deki <gülüyor> Türkler meselesine biraz fokuslanalım. Sen o zaman yapılmış bir araştırmadan bahsettin. Dedin ki bu araştırma 80'lerde yapılmış bir araştırma neticesinde. Filistin demografik yapısının yarıya yakınının Türklerden oluştuğu hükmü çıktı ortaya, kanaati çıktı. Böyle bir sonuca, böyle bir neticeye vardı araştırmacı kişi. Burada şunu da söyleyeyim. Bizim böyle bir çalışmayı yapmamış olmamız çok ilginçtir değil mi? Bir Osmanlı mirasının üzerindeyiz. Çok değişik coğrafyalarda kozmopolit bir nüfusa, demografik yapıya hükmetmiş olan ecdadımız. Elbette ki her coğrafyada Türk var. Her coğrafyada Arap'ta var, farklı Müslüman etnik unsurlar hemen hemen Osmanlı'nın sevk ve idare ettiği her coğrafyada var. Bu demografik yapı, Osmanlı dönemi demografik yapısı ve Osmanlı bakiyesi üzerinde daha sonra kurulmuş devletlerde ki bunu Türkiye merkezli düşünürsek, buralardaki etnik yapılar ve demografik yapının neliği üzerine yapılmış çalışmalar yok halbuki bir Filistin üzerinde Türkiye'deki üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde değil mi tezler yapılabilir. Bunu 80'li yıllarda bir Arap yapmış. yapmaya da bilirdi. Nitekim oralarda da bizde Türkçülüğü ön plana çıkarmaya çalışan batılılar oralarda da Araplılığı ön plana çıkarmaya çalıştılar değil mi? Her etnik unsura ırkçılığı gidirmeye çalıştılar ve o şekilde hareket etmeye etmelerini efendim tembihlediler. Halil onlar da kendi ırkları üzerinde araştırmalar yapıyorlardı. Ama Türkiye daha evvel idare ettiği muhtelif coğrafyalardaki Türk demografik yapısına dahil araştırmaları yapması gerekirdi. Mesela Mısır'da var, Libya'da var, Cezayir'de var değil mi? Suriye'de var, Irak'ta var, başka yerlerde Hı, de var. Yemen'de. Ama Yemen'de var ama yapmadı, yapmıyor. İşte bir Arap yaptı bunu. Ya pardon, bu yapan da Türk herhalde. Türk olduğunu sonradan mı öğrenmişti yani dedi. Filistin Türkmenlerinden. Filistin Türkmenlerinden. birisi bu araştırmayı yapıyor ve yarıya yakınının Türk olduğunu efendim keşfediyor yani. ve söylüyor. Bu geç kalmış bir araştırma. Çok daha fazla bu hususta araştırma yapılmalıydı ama yapıldığını görmüyoruz. Sen böyle bir araştırmadan hareketle bundan bahsediyorsun. Buyur devam et. Eminim çok ilginç başka şeyler söyleyeceksin. İnşallah. Fakat tabi hani birinci yani ara öncesi bir şey ifade etmeye çalışmıştım. Şöyle bir garabet var maalesef. İngiliz keferesinin çizdiği hudutları vatan belleyip, onun bizden kopardığı parçalara düşman gözüyle bakan, dışlayan, tarihten kopuk bir şu an nesil var ve bu nesil üzerine çok ciddi bir operasyon var. Şimdi bununla ilgili birkaç şey söyledikten sonra mesleğe e, girmek isterim. Aziz şimdi bizim için tarih hiçbir millette olmadığı kadar hayatidir. Tarih, tarih dediğimiz şey. Tarihe karşı duruşumuz, tarih boyu tarihe karşı duruşumuz bir alameti farikadır. Bizi başka hiçbir şey tarihe tutkumuz kadar net tarif edemez bundandır İki çay kahve muhabbeti arasında laf hemen dönüp dolaşıp vatan millet Sakarya'ya kayıverir verir ya da doğru değil mi bakıyoruz eğer ya da doğru bundandır tarihçilerin tarih programlarının hala bu kadar evet. deformasyona rağmen evet. Türkiye'de Hala çok ciddi rağbet görmesi. Evet. Gündelik siyaset bile bizde tarihe yaslanmadan yapılamaz, bir sonuca bağlanamaz. Yani bir yere getirmeye çalışıyoruz. Evet, evet, evet. O sebeple ardımızda bıraktığımız aleme İslam ve tarihten bak, ardımızda bıraktığımız aleme coğrafya <laughs> bizi İslam ve tarihten Ardımızda bıraktığımız aleme bizi bağlayan İslam ve tarihten daha güçlü herhangi bir bağ söz konusu değildir. Ardımızda bıraktığımız tarih dediğimiz zaman Hindistan'dan Adriyatik Denizi'ne kadar, neredeyse Viyana sınırlarına kadar bir coğrafyadan bahsediyor. Evet. Bizi bu coğrafyaya bağlayan tarihten ve İslamdan daha güçlü herhangi bir bağımız şu an için mevcut değildir. Hani çok zengin bir devlet olursun. Ciddi bir tabi kaynağın vardır. Ciddi bir sermayen vardır. İşte Beynelmine'l-Yahudi'nin dünyaya parasıyla hakim olduğu gibi. Bizim böyle şeylerimiz yok. Ama iki tane büyük güçlü silahımız var. Tarihte oynadığımız rol var. Ortak tarihimiz var. Ortak bir geçmişimiz var. Hatıralarımız var. Bak bu çok önemli. İşte bu yönümüz... İşte bu asımız Johnny, George'u, Dimitri, Simonu ve onların devşirmelerini felaket derecede rahatsız eden ve bize karşı nefrete sürükleyen ve korkutan. bir vakadır, bir korkudur. O nefret, o huzursuzluk, o terginlik zaten korkudan kaynaklanıyor. Adam şöyle bakıyor. Ya bugün için narkozda ama bir gün uyanabilir. Bir gün uyanabilir. Atabildim mi? Yani belki de hala 100 sene nedir ki tarihte? Tarihte, tarih kitaplarında 100 senelik bir tarihi vetire, bir paragraflık, bazen bir sayfalık, bir bahistir yani. Milletler için kısa bir süredir. Tabii. Tabiatıyla adam şu anki e, seni ketmeden, seni frenleyen, seni kalıplayan sistemine, senin için kurmuş olduğu şeye, Kafese, hücreye güveniyor ama şuna güvenemiyor. Bir gün bu kafes, bu hücre parçalanabilir. Çünkü bu milletin tarihte oynadığı böyle bir rol var. Onun için bu deminden beri söylemeye çalıştığım hususiyetlerimiz, vasfımız korkunç derecede rahatsız edici, korku verici onlar için ve nefrete sürükleyici bir unsur. Bizim alamet farikamız. Oynadığı mühim roller tabii, vardır. Tabii. Tabii, mesela bu rollere bir misal vereyim mi? İşte Haçlıların... Hayır. Kudüs krallığını elde ettikten sonra hala devam ettirmek arzuları elbette ki vardı ama devam ettiremediler. Bir oyun bozucu rolünü görüyoruz orada. Türk devletlerinin, Müslüman Türk devletlerinin bununla beraber Bizans'ın en zayıf olduğu dönemlerde Sırpların çok güçlenerek Balkanlar üzerinden İstanbul'a doğru akışlarını yine her ne kadar İstanbul'u 1453'te fethetmiş olsalar da onun öncesinde Balkanlar'da karşılarında zayıf bir Bizans'tan ziyade Balkanlara geçmiş olan güçlü bir siyasi ve askeri irade olan Osmanlı'yı bulmaları Sırpların aşağıya doğru sarkmalarını önleyen bir mesele oldu burada da oyun bozan bir durum var. Bununla beraber yine Katolik Papalığın merkeze alarak ilk o 10 küsür haçlı seferinin dışında Osmanlı'ya karşı düzenlenen haçlı seferleri ki bunların en büyüklerinden birisi işte Nibol'dur, sonra Varna'dır, Kosova'dır neyse bütün bunları göğsünde söndüren bir Osmanlı efendim Avrupa'nın Doğu Avrupa'ya hakim olması ki Macarların biliyorsun Sırpları da çiğneyerek ki onlar Katolikti, Sırplar Ortodoks. E, Bizans'a doğru uzanan e, niyetlerini yine göğsünde söndüren ve orada da oyun bozucu bir Müslüman Türk devleti olma rolü var. Tarihte oynadığı rol Osmanlı'nın batıya karşı e, büyük bir oyun bozan rolü var. Başka da rolü var ama bu çok mühim. Ya Osmanlı dediğin yapı Hristiyanları bile Diğer emperyalist gasp Hristiyan milletlerin, devletlerin tasallutundan korumuş bir yapıdır. Onu evet. niye söylüyorum? Evet. Macar Başbakanı geçen sene mi, evvelki sene mi itiraf etti. Biz ulus kimliğimizi Osmanlı'ya borçluyuz dedi. Böyle açıklaması var. Biz milli kimliğimizi Osmanlı'ya borçluyuz. Eğer Macaristan 250-300 yıl Osmanlı hakiminde, hami, hakimiyetinde kalmasaydı şu an asimile olmuştuk. Adam bunu itiraf etti. Şimdi dolayısıyla canlı bir ideal, müdir bir fikir ve tarihe bağlılık soykırımcı gasıplar için atom bombasından daha tehlikeli bir şeydir. Evet. O sebeple işte o sebepten o yüzden son bir asırda bu bağları din ve tarih. Buna bir şey daha ekleyelim. Bir de edebiyat. Çünkü millet edebiyatı olandır. Onun için bu bağları yok etme, zayıflatma adına yapıldı bütün operasyonlar. Çünkü bu bağları koparmadan Anadolu coğrafyasındaki Müslüman Türklerin Hindistan'daki Müslümanlarla, değil mi? Türkistan'daki Müslümanlarla, Balkanlardaki Müslümanlarla ee, bizim e, nasıl söyleyeyim e, hani Orta Doğu tabir ediyor ya İngiliz emperyalizmi biz onu reddediyoruz efendime söyleyeyim. Biladü Şam'daki Irak coğrafyasındaki Müslümanlarla oradaki Türklerle oradaki efendim Türkmenlerle irtibatımız onlarla kaynaşmamız onları keşfetmemiz rabıta kurmamız bu şekilde engellenmiş oldu. Bu bağlar koparıldığı için, bu bağlar zayıflatıldığı için. Yani senin önüne öyle surlar çekildi ki sen o surların ardında ne var göremez ol. O sebeple Toynbee'nin ünlü İngiliz istihbaratçısı ve hakikaten önemli bir tarih felsefecisi, onun Türkiye bir devletin yeniden doğuşu diye çok önemli bir kitabı var. Evet, e Orada bir tespiti var. Onu aktarayım. Diyor ki. Kemalist devrim Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki Türkler ne Müslüman gibi yaşayabiliyor ne de Hristiyanlığa geçebiliyorlar. Ya. Yeah. Bu Anotoymen'in tespiti. Yani Araf'ta bir nesil. Araf'ta bir nesil. Aslında Ayasofya cami olmadan önce bizim halimizi ve durumumuzu çok iyi resmeden bir abideydi. Ne cami ne kilise. Değil mi? Evet. Kaç yıl bu şekilde kaldı? Ne cami ne kilise. Arada bir yerde. Arada bir yerde. Elhamdülillah ibadete açıldı. Aslı hüviyetine kavuştu. Yani benliğine kavuştu. Ben yine Türk milletinin Ayasofya gibi bir müddet sonra sadece camiyi temsil eder ederek kendi özüne, benliğine döneceğini ümit ediyor. Bu tür gelişmeler var. Toynbee'nin sözünü tekrar eder misin? Tekrar. Diyor ki Kemalist inkılaplar Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki bak kaynağını da vereyim. Türkiye bir devletin yeniden doğuşu. Kitap piyasada var. Türkiye'de çevrildi. Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki Türkler ne Müslüman gibi yaşayabiliyor ne de Hristiyanlığa geçebiliyorlar. Dedim ya işte Ayasofya ile temsil etmeye çalıştım misal olarak. Ama Ayasofya kimliğini buldu. Biz de inşallah kimliğimiz zaten belli de tam manasıyla kimliğimizin amir hükümlerini pratik hayatta tatbik şansına, imkanına sahip olmadığımız için söylüyorum bunu. Beni bağlayan dinimin, ve o dinden kaynaklanan kültürümün ve Cenab-ı Hakk'ın benim milletime lütfetmiş olduğu fıtratımın icabı olan bir yaşama tarzına sahip değilim. Bunu ifade etmek istiyorum. İnsan inandığıyla inanmadığı bir hayatı yaşama mecburiyette kalırsa bunalama düşer. Şimdi biz böyle bir sendeleme halinde yaşıyoruz. Tabii. Çünkü sürekli Nasıl söyleyeyim? Paradoks, birbirine ters. Yani kendi haline kaldığın zaman evde, bir başka hayat. Ama Agora'ya çıktığın zaman, dışarı çıktığın andan itibaren... ...senin inançlarına, inandığın yani uğruna canını feda etmeyen bir e, inanç sistemine, nizamına... ...aykırı olan, değil mi... E, Mecburiyetlerle yaşamak durumunda kalmış olmanın verdiği bir gerilim var aslında. Yani sokaktaki insana bakıyoruz, huzursuzuz, öfkeliyiz, mutsuzuz. Fakat bunun gerçek sebebini bir türlü keşfedemiyoruz, tespit edemiyoruz. Trafikte öyleyiz, değil mi? Tabi. Anlayısı kavgalar çok basit meselelerden. Evet. Bunun derununa biraz inince, işte o e, paradoks olan yani e, inanç, inancıyla tamamen ters bir hayatın e, kuralları ve kaideler içerisinde yaşama mecburiyete kalmış olmanın getirdiği psikolojik, ruhi bir gerginliğin tezahürü olarak görüyorum. Bu gerginliğin görüyorum. kökenine biraz gideyim mi müsaade edersen? Eminim Bayağı. bu hususta devamında söyleyeceğin başka şeyler var ama bunu biraz açmak istiyorum. Erken Cumhuriyet dönemine herhalde gitmek gerek. Bin küsür yıl boyunca İslam'la Müslüman olduğundan beri bu coğrafyanın e, insanları İslam'a göre e, efendim tarzı harekette bulunmuş. Ticareti öyle olmuş, aile dinamikleri öyle oturmuş, vergilendirme sistemi öyle olmuş. Hak arayışında, adliyede, muhakemede, efendim hukukta hep İslami dinamiklere göre sekbe idare edilmişler. Ve cemiyet bunu içselleştirmiş, müşahhas hale gelmiş bununla. Ve bu sebeple şeriatın kestiği parmak acımaz bile diyebilmiş değil mi? Ancak işte erken cumhuriyet döneminde bütün bu medeniyetin temel taşlarıyla oynanmış. Ee, işte inkılaplar denmiş veya işte yenilikler denmiş, batı hedef alınmış, muasır medeniyet denmiş. Ancak teknik terakki dışında bizi biz yapan din, kültür ve medeniyetimize dair hususlara hep müdahale edilmiş. Haliyle cemiyet bir travmaya girmiş. Yani bin küsür yıldır bildiği, yaşıyor olduğu kültür ve medeniyet tarzı telakkisi artık kötü, tırnak içinde tükaka şeklinde değerlendirilmiş reddedilmiş, merdut addedilmiş ve insanlar işin açıkçası sadece severek bu anlayışa batılı bir zihniyete geçin şeklinde değil sevseniz de sevmeseniz de isteseniz de istemeseniz de Böyle düşüneceksiniz şeklinde günün siyasi iradesi e, halkın hissiyatına da nüfuz etmek istemiş. Nasıl düşünmesi gerektiğini de ona söylemiş. Nasıl hissetmesi gerektiğini de söylemiş. Neyi sevmesi ve neyi sevmemesi gerektiğini de söylemiş. Ve bunu söylerken bin yıllık muktesebatını reddetmesini bununla beraber tam tersi onu sadece reddetmek değil bir de düşman mevkine koyup düşman addetmesi, sevmemesi ve nefret etmesi gerektiğini söylemiş. Böyle bir cemiyet biraz hayır efendim ben bu zihniyette değilim dediği anda da başına tokmak inmiş. Adliye ile sürgünle, şunla bunla her neyse ila ahir ya da bir takım haklarından mahrum edilmekle. Cemiyette oluşan bu gerginlik belki bu erken cumhuriyet döneminden günümüze kadar bu siyasi iradelerin peşi sıra gelmesiyle müspet anlamda ortaya koyduğu, vaaz ettiği bir takım prensipleri kanunlara karşı da hep refleksif olarak millet altında bir çapanoğlu aramış. Çünkü öyle bir kazık yemiş ki bin küsür yıllık kültür, ilim ve medeniyet birikimini atacaksın diyen ve atmazsan da sana yaptırım uygulayan siyasi erkten Öyle bir kazık yemiş ki artık her vaaz ettiği şeyin altında doğru ya da yanlış olsa doğru bile olsa altın acaba bu nedir? şeklinde bir çapanoğlu aramış. Ve i̇şte o bizdeki ilk dönemlerdeki kural alerjisi buradan kaynaklanıyor. Evet yani. değil mi buradan kaynaklanıyor psikolojik olarak. Evet. E, bunu seninle de konuşmuştuk aralarda da konuşuyoruz biz kıymetli seyirciler. E, onlar da aslında bir program olmayan namzet konuşmalar. Bu kural alerjisini millet... Biz kural alerjisi olarak niteliyoruz ama bu alerjinin kökenlerini bizim halkımız daha henüz bilmiyor. Bilmiyor Halkında aslında değil. farkında olmadan erken cumhuriyet evet. döneminin baskısının bizim milletimizde evet. oluşturduğu gerginlikle... Bu bilinçsiz bir refleks haline gelmiş. Tabii refleks haline gelmiş. Yok. O gerginlikle bize ne söylense bir feveran bir itiraz. Ee, ve işin ilginç tarafı e, bunu mevcut erken cumhuriyet döneminin... E, ideolojik yapısını benimsemiş olanlarda da var bu. Yani demek ki bu bizim artık kültürel kodlarımıza işlemiş bir itiraz e, durumu. Çünkü Özel hayatınla kamu hayatın çatışma halinde olursa bir gerginlik oluşması, oluşmaması Aynen öyle. mümkün değil. Aynen öyle. Şimdi bunun bizde oluşturduğu gerginlik bir hakikat. Peki bu bu, bu nasıl olacak? Bunun olması gerginlik... bizim tekrar tarihimizle bar barışmak, tarihimize self orientalist bir şekilde bakmayarak batıdan durup kendi tarihimize bakıp da onu kötülememek, onu sindirmek, tekrar içselleştirmek, biz buyuz aslında demek ancak devrin icablarına göre bazı hususları da gözden kaçırmamak belki mi lazım? Ya aziz güzel bir millet millet yapan yani sıradan bir insan topluluğunun millet olabilmesi için üç tane temel şart var. Dil, din ve tarih. Dil, din ve tarih bir milleti oluşturan üç tane sac Eğer bunlarda bir tahribat, bir tahrifat söz konusuysa millet olma vasfı yavaş yavaş kaybedilir. Başka bir şeye dönüşürsünüz. Bakıyoruz, dil oynanmış ve tahrif edilmiş evet. bir alan. Maalesef. Dil hakeza, tarih bir tamamiha öyle. Ya Allah aşkına bugün hani iddialı bir şey söyleyeyim, iddiadan Allah'a sınırım ama bizim ilkokuldan üniversitelerimize kadar tarih diye öğretilen her şeyin yüzde doksanının çöp olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Bak yüzde doksanı çöptür. Osmanlı arşivleri daha henüz 100 milyon küsür vesika var. Daha az bir kısma, az da demeyelim de daha e, ilim alemine kazandırılacak daha orada milyonlarca belge var. 175 milyon evrak diye diyebiliyorum hatırlıyorum Osmanlı ben. Osmanlı arşivlerindeki çok ve yasaklanmış ve dünyanın muhtelif kütüphanelerinde yer alan ama bizde olmayan eserler, hatıratlar, seyahatnameler, vesikalar, belgeler. İngiliz arşivleri, Yunan arşivleri, Rus arşivleri, Çarlık Rusyası arşivleri. Tabii. Efendime söyleyeyim. Fransız arşivleri çok önemli. Çok önemli. Sırp arşivleri, Bulgar arşivleri. Nerede Bu abi arşivlerde abi, bizimle abi. ilgili. Nüfuz edemedik. bizimle ilgili, bizimle ilgili vesikalar falan filan daha görülmeden. Tabii, bu anlatılan, bugüne kadar bizim zihnimize çakılan bilgilerin çok rahat bir şekilde çöp olduğunu söyleyebilirim. Neye dayanarak söylüyorum? Gördüğüm belgelere göre söylüyorum. Tabi o şahit olduğumuz belgeleri şu an burada açıklayamayız. Neden? Çünkü bariyerler var, yasaklar var. Allah aşkına hangi dünyanın hangi ülkesinde tarihi bir hakikat, tarihi bir gerçeklik bir kanunla yasaklanır? Değil mi? Belli dönem veya belli şahıslar üzerinde hür bir muhakeme hür tartışmalara ket vuran hangi memlekette herhangi ve bir ve bunu kanunlar. söyleyen, var? vaaz eden ideoloji aynı zamanda fikri ve vicdanı hür insanlar istiyoruz. Bunları yetiştirmeye çalışıyoruz idealinde olduğu mottosuyla ortaya çıksın. Nereye fikri hür vicdanur Elhamdülillah geçmişe göre çok 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 iyi bir noktadayız. Çok çok iyi bir noktadayız. Ama, bak, ama, bugün hala ama, bazı konularda... ama, ama tahribat görmüş o temel hassalarda, o saç ayaklarında tamirat yapmadan düzelmemiz mümkün değil. Evet. Dolayısıyla bakıyoruz bu üç saç ayak, bu üç sütun çok ciddi tahrip edildi. En basitinden ya musikimiz bile bak musiki bile yasaklandı. Yani türkü, şarkı, klasik Türk müziği, klasik Türk sanat müziği, işte klasik müzik, türküler bilmem neler yasaklandı ya. 1938'e kadar yasaklandı, 39'a kadar yasaktı. Radyolarda şurada burada çalınması falan. Yani musikiye varana kadar. Şimdi güneş dil teorileri, ...falan bunlardan hiç bahsetmeyelim ama... ...ileride inşallah bu dilde alfabe konusu üzerine... ...inşallah <laughs> mevcut kanunların müsaade ettiği ölçüde... ...meramızı anlatmaya inşallah çalışacağız. Bunları paylaşmamız lazım, aktarmamız lazım. Ben kaldığım yerden bir bazı birkaç şey daha söylemek tabii, istiyorum. Tabii, tabii. Hani dedik ya... E, ...müdür canlı bir ideal, müdür bir fikir... E, soykırımcı gasıplar için atom bombasından daha tehlikelidir. Onun için hani bu bizi tarihe bağ, bizi geçmişe bağlayan, yani bizi biz yapan din ve tarihten çok daha önemli bir şey yok dedik ki. Bunun için bakıyoruz son 150 yılda darbeleri hep buradan yemişiz. Hani o, o zaman nasıl bir zihniyet yapısı ortaya çıktı? Özellikle son günlerde ciddi manada arttı. O da şöyle. Önce de söyledim. İngiliz keferesinin çizdiği hudutları vatan biliyor, vatan belliyor. İngiliz keferesinin bizden koparıp harici hudut bıraktığı yerlere düşmanlık yapan yeah. bir nesil var şu an. Evet. Arahtı bir nesil. Evet. Ama bunlar bilmiyorlar. Gaziantep ve Halep'in arasındaki rabıtayı bilmiyorlar. Onun için ciddi bir savrulma ve bir sendeleme hali yaşıyoruz. Tabii bu böyle nasıl söyleyeyim nüfuz ajanları için bu Amerika'nın, İngiliz, İngiltere'nin, Almanya'nın, İsrail'in istihbarat örgütleri için son derece verimli bir alan. Son derece verimli bir alan. Anlatabildim mi? Onun için çakallar yine avda. Nüfuz ajanları şu an tam mesai halinde. Taze sürgün fidanlar Bak taze sürgün fidanlar, yine Anadolu çocukları, yani onları kastederek söylüyorum. Tarih köküne ulaşamadan biçiliyorlar Aziz. Hmm. Yeni çukurlar kazılıyor. Bir nesil daha bu çukurlara diri diri gömülmek üzere, Allah muhafaza buyursun, tıpkı 60'lardaki, 70'lerdeki, 80'lerdeki nesillere yapıldığı gibi. Bir ideolojik gençlerin enerjisine, dinamizmine, idealizmine cazip gelen makyajlanmış, uydurulmuş bir ideolojik alanı oluşturuluyor. Bu bazen iktidarın nasıl söyleyeyim, kitleleri yönetebilmek için ortaya attığı tamam mı bir tuzak fikir olabiliyor. Oraya çekilen gençler vazifelerini yapıyorlar. O konjöktür geçtikten sonra bir başka konjöktüre geçilince üzerlerine böyle diridir toprak atıp ya. gömülüp geçilip gidiliyor. Çünkü misyonunu tamamlamış evet, oluyor artık. Evet, evet. onun için e, ben özellikle en büyük tehlike olarak bu... E, ırkçılık, bu Arap düşmanlığı, öteki düşmanlığı, yabancı düşmanlığı üzerinden yapılan bu e, faaliyetlerin e, yeni bir canlı canlı toprağa gömülmüş nesli hedef aldığını düşünüyorum. O zaman geçen e, bir gazeteci Fuat Uğur olacak bir haber yaptı, oradan dikkatimi çekti. Abi baktım bu önemli bir mevzu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Holding'i adına değil aynı zamanda TÜSİAD üyesi hmm. Milli Eğitim Bakanlığı ziyaret etmiş. Bak hiç gündemimizde yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekten çok büyük bir gayretle ve çabayla aylardan beri belki de yıllardan beri hazırlayıp itmam ettirdiği yeni Milli Eğitim Müfredat Programı ile alakalı biraz böyle üst perdeden hafif tehditvari bir şekilde Sayın Bakan bu müfredatı bir yıl erteleyelim demiş. <laughs> Allah Allah. Yani Güler Sabancı'nın Milli Eğitim Müfredatı ile ne ilgisi şey olabilir deyince şimdi bu ne alakası olabilir sorusu zaten ulan burada bir biteni var düşüncesine götürüyor ya yani insanı. Ha dedim demek ki yani TÜSİAD bundan <laughs> rahatsız olmuşsa. Böyle bir teşebbüste bulunma ihtiyacı hissetmişler, hissetmişlerse... Küresel ağababalar bu, bundan rahatsız var, olmuş rahatsız demektir. Rahatsız olmuştur. Onlar rahatsız bu, olmuşsa burada milli bir şey var demektir. Ihalesi, tüs, verilmiştir. Tüsiyat zaten raporlarıyla hükümet düşeren 60'lı, 70'li, 80'li yıllardaki faaliyetleriyle hala radarımızda ciddi takip ettiğimiz bir kurum olarak Biraz daha döşeledim, Milli milletimin hazırlamış olduğu yeni müfredata baktım. Şunu gördüm, ruh olarak. Tam yeterli değil ama. Hmm. İşte bu demin dediğim ya, tahrip olmuş. Bizi biz yapan üçlü sacayak, üç sütün ayağının tamiratına dönük bir ruhu var. Hmm. Bu niyetle hazırlanmış bir müfredat. Oradan bir bağ kurdum yani. Onun için deminden beri Anladım. o tespitlere yapmaya çalışıyorum. E, tam yeterli değil. Ama en azından çünkü bir nesil nerede, e, nasıl söyleyeyim, e, kundaklanır, uyutulur, narkoza sokulur ya da devşirilir ya da döştürülür? Eğitim kurumlarında. Değil mi? Evet, tabii. Dolayısıyla eğitim kurumlarının tahribatını, e, ee, panzehri olabilecek yegane müessese ailelerdir. İşte bu da bilindiği için aileler üzerindeki saldırıları, operasyonları zaten sık sık konuşuyoruz. Yani söylemeye bile gerek yok. Bu o derece böyle ki bak konudan konuya geçiyorum ama hepsi birbirle irtibatlı. Maalesef burada izleyici dostlarımla da paylaşayım. TRT gibi bir kurum, TRT Çocuk kanalında e, not aldım müsaadenle. Tabii. Hı, bakayım. Hatta çocuklarımızın da çok sevmiş olduğu Rafa'dan Tayfa diye bir e, programda insanlık düşmana, şeytan perest lanetlenmiş baronların karbon ayak izi küresel ısınma tuzağına, milliyetsiz, mülkiyetsiz, cinsiyetsiz, tabiasız, dinsiz, dijital, sentetik tek dünya düzenine harç taşıyan bir şey gibi, niyet etmiş gibi bu Rafadan Tayfa çocuk çizgi filminde karbon ayak izi, küresel ısınma yaveleri, o ısmarlanmış, hmm. sipariş hmm. edilmiş hatta Allah verilmiş olan şeyleri bu çocuk çocuklar şimdi işlemek adına hatta çok da beğenilen aslında çok da istifade etmiş olduğu çocukların bu çizgi filme bu şeyleri sokmuşlar. Arada böyle zerk ediyorlar. Yeşil ayak, yeşil temiz ayak, yok işte karbon ayak izi, yok küresel ısınma bilmem ne falan filan gibi. Allah aşkına yani TRT yönetiminin, tepedeki yönetimin hassasiyetlerini biliyorum az çok. Şu işe bir baksınlar. Ne demek ya? Burada konuştuk iklim krizi falan filan evet. küresel ısınma yavelerinin arkasındaki niyeti ne demek yani küresel ısınma ne demek iklim krizi ne demek yani şöyle bir şey <laughs> kurtla kuzunun hikayesi gibi kurt kuzuyu yiyecek derenin üst tarafında duruyor Koyun aşağıdan garibim temiz su içmek istiyor, suyumu bulandırıyorsun diyor değil mi? Koyun Kurt, öyle kuyuna, suçluyor. Evet suçluyor. Ha, seni diyor mahvedeceğim, e ne suçun ne diyor, işte suyumu bulandırıyorsun diyor. Tam böyle. Gelişmiş emperyalist yani siyonizmin cenderesine e, almış olduğu gelişmiş parası olan emperyalist gasıp soykırımcı dünya güçlerinin, küresel güçlerin kendilerine rakip çıkabilecek mahallenin yeni kabadayılarının iktisaden tarımda, hayvancılıkta, sanayide güçlenmesini engellemek, evet. onların gelişimine ket vurmak adına böyle bir riyave uydurdular. Anlatabildim mi? Evet, evet, Bunu da buradaki devşirdikleri adamlar vasıtasıyla, medya vasıtasıyla, bu küresel ısınma projelerinde medyanın kaç milyonlarca dolar fonlandığını da bir açıklayalım. Maalesef ama TRT Çocuk'ta böyle bir şeyle karşılaşmak benim müthiş hayal kırıklığına uğrattı. Ve bu küresel ısınma ve iklim krizi fikrinin arkasında en e, baba figür olarak nereye görüyoruz? Dünya ekonomik form? Bir de onu çocuklara kadar indirip çocuk yapımlarının içerisine sokmaları da bize şunu gösteriyor. Ama o sempatinin arasında bir de zerk ediyorlar yani. Buna ne kadar <laughs> hemmiye atfettikleri ve yeni kurdukları oyunda bu anlayışa ne kadar büyük bir rol ve görev verdikleri yani herkesin bu iklim krizi meselesi hususundaki fikrinin onların Maalesef. istediği şekilde net olması ne kadar önemli ki bunu artık çocuklar için yapılan yapımların içerisinde bile zerk etmişler. Ya Allah aşkına yani en azından bizi izleyen dostlarımızın arkadaşlarımızın dikkatini çekmiş olduk çünkü çocukları çocuklarımız bizim. <laughs> O dizi filmi çok severek izliyorlar. Evet. Dizi filmi diyorum. Özür dilerim. Çizgi o çizgi filmi izleyerek izliyorlar. Orada çok bugüne kadar çocuklar için gerekli müspet mesajlar verilen bir çizgi film. Ya sen oraya karbon ayak izini falan ne sokuyorsun? Bu sloganlar hangi emperyalist ağzın sloganları bunlar? Bunun değil farkında değil misiniz kardeşim? Böyle bir şey nasıl olabilir? Ve çocukların, özellikle yeni yetişen gençlerin, yarın öbür günü delikanlı ya da genç kız olacak olan bu çocukların ihtiyacı gerçekten bugün karbon ayak iziyle ilgili ya da iklim kriziyle ilgili bir takım ayrıntıları bilmektedir. Tam, bak tek dünya düzeninin birinci basamaklarıdır bunlar. O düzene gidebilecek. Anlatabildim mi? Salgınlar, pandemiler, insanların korkutulması, evlere hapsetmek, eski yani hala hadi eski dünya diyelim. Eski dünyanın bütün efendime söyleyeyim sıfatlarını, görevlerini, alışkanlıklarını, reflekslerini ve kurulmuş olan dünyadaki milletler ve insanlar arasındaki ilişki biçimlerini çöpe atıp yepyeni tek bir merkezden işte buna dijital faşizm de deniliyor. Hmm. yönlendirebilecek, kontrol altına alabilecek, 7/24 takip altında. Bunu da onun mutluluğu için yaptığına inandırdığı böyle bir düzen, bu düzenin Mottolarıdır iklim krizi, küresel ısınma, karbon ayak izi, salgınlar, pandemiler, aşılar. Allah aşkına bu tuzağa gelmeyelim. Evet Müslüman bir delikten ikinci defa ısırılmaz. Evet. <laughs> bir pandemi senaryosunu yaşadık. Dünyayı aslında test ettiler ve dünyanın bu tür testleri yediğini gördüler. Elleri güçlendi. Onun için sürekli bindirme halindeler. Bunu bu cep telefonları vasıtasıyla yapıyorlar, ekranlar vasıtasıyla yapıyorlar. Başka, nasıl söyleyeyim, konvansiyonel medya araçlarıyla yapıyorlar. Bir takım yerleri fonlayarak yapıyorlar, vakıflar kurmuşlar falan filan. Şimdi yeni eğitim müfredatıyla bu irtibatı nasıl kurdum? Hep arkasındaki düşünce, arkasındaki hedef aynı yere çıkıyor, aynı noktaya çıkıyor. Nedir bu müfredattan rahatsızlığı? Neden bir yıl ertelenmesini istiyor? Şimdi gazeteci Fuat Bey gerçekten çok önemli bir habere imza atmış. Ee, acaba bir yıl içerisinde düzen değişebilir mi? İşte onu soracaktım. Neden bir yıl? Ee, bir yıl içerisindeki beklentisi bir ne Bir beklenti acaba? var demek. Ya da ya da. Diyor ki efendim diyor önce pilot öyle demiş bakana bence pilot okullarda uygulansın bu müfredat sonra bir bakalırız başarı bilmem nesine falan filan e, şimdi Milli Eğitim Bakanı bütün eğitimle ilgili diğer bütün e, sosyal <laughs> içtimai vakıflara, müesseselere, sivil toplum kuruluşlarına önemli kanaat önderlerine açık çağrı yapmış biz bir müfredat hazırlıyoruz gelin siz de katılın görüşlerinizi bildirin tenkitlerinizi yapın varsa öneriniz onları da getirin falan Hemen hemen birçok kurum katılmış ama TÜSİAD katılmamış. Bu müfredat ilan edildikten sonra e, ERG diye eğitim reformu girişimi diye bir rapor hazırlamışlar. Bitleri kanlandı demek ki Aziz. Yani şimdi eğitimde, siyasette, efendime söyleyeyim, ne bileyim e, <laughs> sosyal hayatta, medyada her yerde elleri var. Allah'a şükür oralardan da fonlanmadığımız için bunları rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Uyanık olmak lazım. Yani e, o çok süslü püslü cicili masum gibi görünen paketlere ambalajlanmış zokaları yutmamamız lazım. Yani eğer TÜSİAD, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni hazırlamış olduğu müfredatla ilgili... Böyle bir girişimde bulunmuşsa o müfredatında inşallah daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Zaten baktım yani tam incelemedim ama işte neden o ruhu o şeyi gördüm o müfredatta yani tahrip edilmiş olan sütun ayaklarımızın tamirine dönük iyi niyetli ama iptidai adımlar hmm. okullarda. Bir başlangıç olarak, iyi bir başlangıç, başlangıç olarak kabul edebilir hani belki. Hani ne dedi? Hani millet olmaması Bir de ayrıntısına da şu anda çok vakıfta değil herhalde. Ay, teferruatın bütün Bileceğiz. ayrıntılarıyla. Ama tabii şöyle. Müfredatı şey. paylaştılar mı? Tabii. Bilmiyorum Paylaştılar, paylaştılar. Evet. Hatta askıda kaldı insanlar itirazlarını hmm. İtirazlarını bildirsin, önerilerini bildirsinler diye. İyi ee, iyi çalışılmış, iyi niyetli bir şey. Ama asla yeterli değil. Neden yeterli değil? o müfredatı uygulayacak öğretmenleri bir defa bir elden geçirmek lazım. Tabii, kesinlikle. Yani öyle bir öğretmen nesli oluştu ki, hani öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diye bir söz var. Evet. İşte yeni nesli görüyoruz, eseri görüyoruz. Şimdi eserden müessire gidince, neyse, yani öğretmenlerimizin talebelerimizden, öğrencilerimizden önce eğitilmesi gerekiyor. Bir tedrisattan geçmiş olmaları gerekiyor. Evet. Yani ciddi sıkıntılar var. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Tabiatıyla e, yani güzel bir ifade oldu. Onu tekrar edelim. E, hocaların, öğretmenlerin talebelerden önce ciddi bir tedristen geçirilmiş olması gerekiyor, değil mi? Tabii. Evet. Aziz şimdi dersen <laughs> böyle oluyor ama kusura bakma. Bu Filistin Türkmen, Türkleri, Filistin Türkmenleri. Bak çok mühim bir mevzu. <laughs> Bunu nereden e, gündemimizi aldık. Bu arada <laughs> üç buçuk dakikamız kaldı. Kaç? Üç buçuk. Ha, üç buçuk dakikaya sığacak bir gündemden daha bahsedeyim. Tamam, bahset abi. E, hani geçen programda konuştuk galiba ya da bir önceki programda. E, meşhur kanaat önderimiz, tarihi dizilerin tarih danışmana her çiçeğin böceği. Kim bu? En Atatürkçümüz, en Türkçümüz. Hmm. En bilginimiz. Allah Allah. Deprem profesörünün ha. itirafını merdi kıpti şecaat arz ederken Sirkat'in isaret evet, edermiş, evet, ifade evet, etmiştim evet, ya. Evet, evet. Damarlarımda benim bir bir damla Türk kanı bile yok. Ya. Ama pasaportlarımızda Türk yazıyor. Babaanneme bakıyorum. Yeşil şey, mavi göz, sarı saç. Efendime söyleyeyim, Arnavut Aslı bir bir ara sırt demişti. Hı. İşte anneanneme bakıyorum helen. Ama biz olmasaydık, siz olmazdınız. Ulan bu 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 cumhuriyeti biz kurduk be diye bir ya, sözünü aktarmıştım. Aynısı. Kendi ya. itirafı evet, yani evet, şey de var. Evet, evet, ee, var. Bu, bu sosyal medyada e, itiraf videosu var. İşte onun ekürisi Bak, ünlü bir hoca var. Profesör İlber Ortaylı geçenlerde. Hı. Suriyeli meselesiyle alakalı e, fikir beyan etmiş. Kıracı bozacı ilişkisi e, işte diye bir şey onların. İşte zaten. maalesef ama bunu söylemek mecburiyetindeyim. Dostlarımızla haberdar etmiş olalım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. İfadesi şu. Kendi memleketini savunamayan bir kitleyi ben neden vatandaş kitlesi yapayım diyor. Suriyelileri kastediyor. Böyle bir soru yöneltiliyor. Yani kendi memleketini savunamayan bir kitleyi ben neden vatandaş kitlesi yapayım? Ben onlarla niye aynı yerde yaşayayım? Niye vatandaş yapayım? Şimdi. Ee, çok e Kendisi anladım. de Kırımlı var. değil mi? Çok ayıp etmiş. Şimdi Kırımlı olmak o başka. Daha, hayır daha tamam, tamam. Şey. hayır şurası hayır, var tamam. ama. Yani Türkiye'de yaşayan bir sürü Kırımlı var ki benim tanıdıklarım da var. Çok, Yanlış anlaşılmasın. Çok, 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 çok da çok iyi halleşiriz çok, severiz çok, birbirimizi. Çok, çok. Bu mantıkla bakılırsa Kırım'dan herhalde oyunu oynaya, oynaya gelmediler evet. Samsun kıyılarında. Affedersin. çoluk çocuğunu bile bakamayacak diye Samsun'da efendim oradaki ahaliye aman benimle beraber perperişan olup ölmesin. Al buna bak diyerek çocuğunu, evladını evet. gözbebeğini teslim eden insanları ben hep akademik çalışmalarda gördüm, okudum. Tezlerde de yani Rusların 1960'larda yaptığı Kırım sürgününü biliyoruz. Daha önceki yıllarda da yine Osmanlı'nın elinden Kırım'ın çıkması hengamında Kırımlara yapılan zulümleri biliyoruz. Birinci an harbinde, ikinci an harbinde düştükleri durum biliyoruz. Müşkilattan ailesini, çoluğunu, çocuğunu muhafaza ve da aciz kalınca e, yer değiştirmek zorunda kalabilir insanlar. Öyle değil mi? Evet. Yani Koca Doğu Avrupa'dan, Kırım'dan ve başka coğrafyalardan, Kafkasya'dan da Anadolu'ya çok fazla, çok defa... Göç olmuştur. Ya Allah Bunların aşkına... hepsine aynı mantık çıkar o zaman. Ya. Sen söylediğin hmm. sözün nereye gittiğine bir baksana mübarek. Ya özellikle. Senin söylediğin söz nereye gidiyor? Senin, e, seni de vuruyor bu söz. Bak şimdi. E, o manada kırılın dedim. Bak şimdi. Ya Bir de bir dakikamız hadi. kaldı şimdi. Gel de bunu bir dakikada anlat. Hadi şey, hadi, e, de, şey nasıl söyleyeyim. E, e, çakalların tuzağına düşmüş şimdi saf Gençlerimiz bunu söylüyor falan filan ama... ...ya seni söylememen lazım hoca. ya Çünkü... Sen ...kusura de, bakma. Lazım. Kusura bakma. Siz... ...1941'de Kırım'da... ...Kızıl Ordu o tarafa doğru yaklaşırken... ...Alman Nazi ordularıyla... ...valideyi muhteremeniz... ...Şefika Hanım... ya ...Almanya'ya gelip... ...muhtelif kamplarda kaldıktan sonra en son... Bregenz kampındayken yine Kırım'da Kızıl Ordu'dan Kızıl Ordu tehlikesinden e, korkup değil mi? Evet. İffetini, haysiyetini, hürriyetini muhafaza için Kırım yani vatanını terk edip yine Nazi Alman ordusuyla Almanya'ya gelip aynı kampta e, yaşamaya başlayan Kemal Bey'le Şefika Hanım'ın o mülteci kampında, sığınmacı kampında doğan çocuğu değil misiniz? Ya, bak bu çok mühim bir ifşaat oldu. Değil misiniz? Yani şu durumda bunu, İlber Ortaylı... Bunu bari siz e... söylemeyin. Bunu bari siz söylemeyin ya. Nazi kampında... Çünkü siz bizim kitlemizin, bizim kitlelerin, yığınların itibar ettiği bir insansınız, bir zatsınız. Evet. Yani tarihi de bilirsiniz. Ben sizin ee, Osmanlı hanedanı üyeleri yanında nasıl konuştuğunuzu, <laughs> ama bir başka havaya, bir başka ortama geçtiğinizde neler söylediğinizi biliyorum. Kusura bakmayın, bunu size hatırlatmak mecbur ettiyim. Bunu sizin, özellikle sizin söylememeniz lazım. Sizin tam tersine şeyler söylemeniz lazım. Çünkü, Çünkü bu insanlar... anlayışın mağduru olduğunuz Tabii. siz. Çünkü siz, bu siz... Bu anlayışın ama mağduru olarak kampta Ama, ama içtimai bir gerçeklikten bahsedeceğim. Kusura bakma. Bu arada şeyimiz bitti. Hemen Süremiz bunu da söyleyeyim bitti. kapatayım. Bunu da söyle kapatalım. Bak. Gerekirse haftaya bunu biraz daha tafsilatlı da konuşabiliriz. Neyse bu kadarlık yeter inşallah bilmiyorum. Peki. Şimdi Latince bir atasözü var. Homo humi, homini lupus. İnsan insanın kurdudur diye. Şimdi bunu niye söyledim? Bak. Türkiye bir göçmenler ülkesi. Kafkas göçmenleri değil mi? Tabii. Arabistan göçmenleri Tabii. var. Tabii. Balkan Tabii. göçmenleri var. Kırım göçmenleri Tabii. var. Tabii. Cevdet Paşa boşuna Osmanlı insanlığın son adası demiyor. Polonya göçmenleri var. Hı. Macar göçmenleri var. Tabii. Tamam mı? Tabii. Ve bu bizim zenginliğimiz. Biz böyle bir milletiz zaten. Biz böyle bir milletiz zaten. Ee, bütün bu göçmen, muhacir e, büyüklerimi, küçüklerimi, dostlarımı abilerimi tenzih ederek söylüyorum ama bir kitle var ki o bana şu söz söyletiyor. Bu Latin atasözünden olarak, Göçmen göçmenin kurdu olmuş. tamam. Bunu diyelim. Ve şunu da söyleyeyim. Nide'nin çok zengin bir köyünü gördüm. Köy ama sırf villadan mürekkep. Merak ettim. Bir de tenha dediler ki bu köy ahalisi çok zengindir. Yazları gelirler ama hep villa, nefis yollar falan. İsmini vermişim. Sonra öğrendim ki, aa köyde şöyle bir tabela dikkatimi çekti. Bu köye hurdacı giremez. Aa. Sonra öğrendim ki o köyü kuranlar işe hurdacılıkla başlamışlar. <laughs> Oradan zenginleşmişler. Ya, çok ilginç. Aynen o zaman senin dediğine geldi. Göçmen, göçmenin kuruludur. Kıymetli Ama seyirciler... Ama istisnayı koyalım. ya işte Çok, Her zaman istisnalar tabii. var. Bu bir prensip. Bunu sürekli söylemeye de bu tür durumlarda kıymetli seyirciler de bilsinler gerek yok. Her türlü genelleştirmek cehalet işidir. Burada e, kesretten kinaya söylediğimiz hususları yüzde yüz böyledir şeklinde anlamamak lazım. İnşallah bir dahaki programda yine e, sizlerle birlikte olmak duasıyla efendim. Allah'a emanet olun.